aslında senin bu havalarının sebebi Sevilay Sultan. Tamam mı? Ona laf söyletmem lütfen. Evet, Sevilay Sultan senin şu anda havalarının sebebi. Heh. Normalde sen ağzını açıp iki kelime edemezdin. Ama kayınvalidem talihsizlik yaşadı. Canı sağ olsun. Evet. Bence rahatsızdı, hastaydı. Sana bugün bir geliyor. Ama yine bak, bendeki büyük başarı farkında mısın? Heh. Sen bir almadan çeyrekleri alabiliyorsun. Ben son dakika bir alsam bile çeyrek alıyorum. Ya ama bak. Bak yine tebrik ediyorum. Anne baş... Anne, efendim canım. Başkalarının kayınvalidesi bir veriyor bana. E ne yapacak tebrik başka? Tebrik ederim. Buluyor. Sen gidip beşleri veriyorsun. Şimdi... Ve şu anda ben... Yeşim'i karşımda konuşturuyorum senin sayende. Şimdi Niyazi'cim, onu açıklama getireyim. Ben ekip de biliyor, 2-3 gündür rahatsızdım. Evet. Tabakların başında fazla duramadım. İnceleyemedim kızım. Tüyolarını bulamadım. Kendimi veremedim. Bugün uykumu da aldım. Finalede tam enerjik geldim. Bir daha o beşi benden zor bulur. Duymak istediğim cümleler bunlar. Yerim seni. Bir daha zor bulur. Sevilay Hanımcığım, siz kendinizi... Hiç yormayın. Çok çok geçmiş olsun. Yani ben çok üzülüyorum size. Hastalığı şöyle... sana yaradım maalesef. Hayır, hayır. Evet. Maalesef. Siz bak, hiçbir şey tüyoyu müyoyu unutun. En lezzetli tabağı sen... 5 verin. Ben size teşekkür edeceğim. En lezzetli tabak benim gelinimin olacak. Gelinimin tabağının lezzetini ben hastayım diye tad alamadım. Tat. Tat, tat. Seninkini de ne bileyim ben. Olmamış ya, tatlı gelmiş işte. Hadi görüşürüz. Bir kere tat alamadınız, iki kere alamadınız. Bu hafta komple tad alamadınız maşallah. Zaten bu hafta rahatsızdım ya diyor. Ya öyle diyecek, ne diyecek ya? Yeşim'in tabaklarına bayıla bayıla yedim diyecek hali yok ya. Bir şey söyleyeyim mi? Sen de haklısın. Arada bir al yani, anladın mı? Çeyrek meyrek. Arada bir derken bence şu anda sanki boşa gelip gidiyorsun gibi buralara. Sana öyle oldu gibi. Arada bir alan bence sensin. Niyazi, inşallah bilezikleri sen alırsın. Hayatım, ona ne şüphe? Ya neden alıyor ki? Yeşim alacak, ortada zaten bu. Geldiğimden beri başarısıyla Niyazi'yi çatlatıyor burada. Bak, son güne kadar hiçbir şey belli olmaz. Hasret, gayet sen herhalde başka bir dünyadan geldin. Yeşim'in beni çatlatabilmesi için benden önde olması gerekir. Ben Hasret'e bir şey söylemek istiyorum. Hasret, Yeşim senin için bir dünya. Sen de ay mısın? Yörüngesi misin onun? Uydusu Yeşim musun? Benim için burada parlayan bir yıldız. Ha? Daha neler ya. Hasretciğim, tabii ki. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir yaşam belirtisi yok, tamam mı? Hiç yani, sadece gri duruyorsun böyle, gıpgri. Ama Yeşim konu olunca ona ne yanaşıyorsun. Bir tek Yeşim'in etrafında böyle daireler çiziyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Deniz'in ondan farkı var mı? O da senin uydun. Deniz benim uydum değil, Güneş'im. Eskiler gitsin, yeniler kalsın. Siz burayı beceremezsiniz. Şimdi... Ben daha adaletliyim değil mi? Ben sizi de seviyorum. Ben Beyhan ablayı çok sevdim, biliyor musun? Gitmesini istemiyorum artık. Ne kadar geri vites yaptı bu kadın ya. Ama sevdim herkesi. Sevdim ama. Ay lütfen ya. Beyhan ablayı çok sevdim. Beni herkes sevdi burada, herkes sevdi. Sevebilir, o başka. Sevebilir ama eskilerden hanginiz gidiyorsanız gidin. Ya göndersenize. Yeter artık. Göndermesin. Ben senin gibi geri vitesi yapamam. Ben neysem oyum. Gelinlerimizi bulamıyoruz ki biz eskileri gönderelim Allah aşkına yani. Ben bir doğru ol, doğru ol yani. Bu kadın çok dobracı var. Tabii sizin işinize geliyor öyle değil mi? Gelinlerimizi bulamıyoruz ki gönderelim onları. Nasıl gönderelim? Car car bağlıyordu. Bağırdık. Beyhan Hanım girir girmez ayağının tozuyla hele bir gir otur. Şimdi. Ben seni göndereceğim, ben seni göndereceğim. Şu anda hayretler içinde. Hayat Hanım. Ekranda size inanmıyorum. Bak. Ekranda izlediğin gibi olmuyormuş. Demek ki çok tatlı bir bayan. Çok sevdim. Gelinini de sevdim. Biraz önce ben gitmesini istemedim. Yine yani kendinizi çürüttünüz. Niye çürüteyim? Şöyle. Niye çürüteyim? Ne dediniz? Burası bir yarışma. Ben kimseyle arkadaş değilim dediniz. Arkadaş değil. Siz o kadar sadece arkadaş oldunuz ki. Bak dedim ki tatlı dedi. Siz konuşmayın. Arkadaşsınız. Yani arkadaşınla siz... alakası yok. Ben burada tanıdım bunu. Siz her zaman söylediğinizin arkasında durmayan bir kadınmışsınız. Nurten Hanım'a sen... Konuştuğun arkasında durmuyor diyemezsin. Gerçekten. Konuştuğunu. Yani bak bir şey söyleyeyim. Özüyle sözüyle evet, bir kadın. Ben gerçek de katılıyorum. Maşallah. Bunu gerçek söylüyorum. Evet, doğru. Maşallah. Hanım. Nereden biliyorsunuz hayatım? Ya iki gün görmekte bu kadın bak, düz kadın. Düz kadın, bak, düz kadın. Siz Deniz'i sevmediniz. Göndermesek istiyorsunuz. Onda bahane. Ben iki üç günde bir insanı tanıyamam.